Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldik EBOB Eko konusunun son videosuna. Test 73 yani EBOB Eko'nun 13. videosuna karşınızdayım. Arkadaşlar Z testleri yeni nesil soruların sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Bu videodan sonra eğer yetişirse internet hızım müsaade ederse gün içinde tüm EBOB Eko'nun birleştirilmiş hali hem video olarak hem de PDF olarak atmayı düşünüyorum arkadaşlar ve de hiç vakit kaybetmeden bu videonun pdf'ini aşağıya bırakıyorum. Direkt ilk soruyla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki A ve B farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın farklı önemli. EBOB AB 5 olduğuna göre farklı demesi çünkü A ve B sayıları ikisi de 5 olabilirdi veya 5'in herhangi bir katı olabilirdi. EBOB AB 5 ise ben direkt şunu çıkarıyorum. A sayısı 5'in katı olan bir sayı. B sayısı 5'in başka bir katı olan sayı ve k ve t sayıları aralarında asal. Bir de aynı sayı olamaz bunlar. Olduğuna göre i, 2, 3'i işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman 25 ile tam bölünür. Hangi sayı 25'in katıdır diyor yani. E ben gidip burada a çarpı b'ye 5k, 5t'yi versem 5 çarpı 5'ten 25 çarpı k çarpı t. Otomatikman bakın her zaman önemli. Her zaman bu sayı 25'in katı olur. Bu bir cepte. A artı B'ye geldim. Buraya 5K artı buraya 5T verdiğimde 5 parantezinde K artı T oldu. Bakın K'ya 2 T'ye 3 versem aralarında asan 2 artı 3 5 5 çarp 5 25 yani 5 çarpı 5 25. Normalde 25'e bölünebilir fakat her zaman dediği için K artı T'nin her zaman 5 veya 5'in katı olacağını bilmiyorum. O yüzden 2'yi şıkkını eledim. A kare artı B kare diyor. Önce 5K'nın karesini aldım. 25K kare artı 5t'nin karesini aldım. 25 t kare. 25 parantezini aldım. k kare artı t kare. Gördüğünüz gibi sayı 25'in katı tam bölünür. O zaman i ve 3 i'den ilk sorumuzun cevabı diğer bakır olarak bulunur. İkinci soru diyor ki bir yumurta üreticisi elindeki 300'den fazla yumurtayı paketlemek için dikkat her biri 5 yumurta 8 yumurta ya da 12 yumurta alan 3 farklı türde paket kullanıyor. Yumurtacı hangi tür paketi kullanırsa kullansın tüm yumurtalar paketlendikten sonra açıkla yumurta kalmıyor. Yani öyle bir yumurta sayısı var ki 5'erli yumurtlayabiliyorum. Yumurtla yumurtalaya değil. 5'erli paketleyebiliyorum. 8'erli ya da 12 paketleyebiliyor. Buna göre yumurtacının elinde en az kaç yumurta vardır? Demek ki benim yumurta sayım 5'in, 8'in ve 12'nin aynı anda katı olan bir sayı. 5, 8, 12. Hemen o okay kek bakıyorum. Neye bölerek başlayayım? 4'e böldüm. 5 dedim. 2 dedim. 3 dedim. 2'ye böldüm. 1 dedim. 3 dedim. 5 dedim. 3'e böldüm. 1'e. 5 bir de 5'e böldüm. 1. 5 kere 3. 15. 15 kere 2. 30. 30 çarpı 4'ten. Demek ki benim yumurta sayım 120'nin katı. Diyor ki 300'den fazla var. En az yumurta işte diyor. E ben K yerine 3 verdiğimde 360 olur. 300'den fazla. 2 versem 240. 4 versem 480 olur. E en azını istediğine göre 360 olarak bulunuyor. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır arkadaşlar. Üçüncü soru bana diyor ki Melih'in mutfağındaki iki raflı iki katlı rafın genişliği 3 basamaklı ABC santimdir diyor. Bakın bu benim birinci rafım. Bu da benim ikinci rafım oldum olsun. Bunların genişliği ABC santim. Zaten eşit aşağıda bunu bilgiyi vereceğim. Meli üst rafa aralarında boşluk kalmayacak şekilde en soldan başlayarak 16 santim genişliğinde özdeş küp kavanozana koyduğunda en sağda 14 santimlik boşluk kalıyor. Buraya ben 16 santimlik artık kaç tane koyuyorsam dıgıdık en son koyduğumda sağ tarafında 14 santimlik boşluk kalıyormuş. Bu bir. Alt tarafa aynı şekilde 24 santim genişliğindeki küp kavanozları koyduğunda bu sefer buraya 24 santimlik küp kavanozlar koyuyorum. Dıgıdık 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 en sonucuyu koydum. En sağda 22 santimlik boşluk kalıyor üst raf ile alt rafın uzunlukları eşit olduklarına göre rafın genişliğini alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Demek ki hocam rafın genişliği ABC santimde eşittir. Bu ABC santim 16'lı küplerden kaç tane koydum bilmiyorum. Diyorum ki x tane koydum. 16 çarpı x artı fazlalık 14 santimin var. Eşittir. Bu bir. Alt raf da aynı uzunlukta. E 24'erlik küplerden koydum. Y tane koyayım. 24 çarpı y Artı 22 santim fazlalık var. Demek ki hocam ben bu şekilde ABC'yi bulabilirim. Geçmeden önce ben sayı ederek 16'nın ve 24'ün katı diyemiyorum. Çünkü burada 14 ve 22 sayıları var. Fakat ben işlemde her yere artı 2'yi eklersem ABC artı 2 eşittir. 16 X artı 16 artı 24 Y artı 24 yapar. E Bu şekilde de 16 parantezinde X artı 1 artı değil burası eşittir. Eşittir 24 parantezinde y artı 1 yaptı. Neye eşit oldu bu? ABC artı 2. Soru şimdi bitti. ABC artı 2 sayım 16'nın ve 24'ün bir katı olmuş oldu. Şu rengi değiştireyim ya sıkıldım. 16 ve 24'ün bir katı. O zaman ben 16 ve 24'ün o kekini arıyorum. Bakın. Gidip ben bu şekli yukarı çizseydim şekili soru olacaktı. Ama ben bu bilgileri cümle olarak verdim. Cümle olarak siz bunu şekilde dökebilirsiniz. ÖSYM bunu cümle olarak da verebilir şekil halinde verebilir. O yüzden soruların hepsi müfredat dahilinde yeni sorulardır arkadaşlar. Bunu sorgulamayı bırakın artık. 16 ve 24'ün o kekine bakıyorum. 8'in katı ikisi de 8'e böldüm. Burada 2 burada 3 kaldı. 2'ye böldüm 1'e 3 kaldı. 3'e böldüm 1 kaldı. 3 kere 2 6. 6 kere 8'den 48. Demek ki ABC artı 2 sayısı 48'in bir katı. Sayının 3 basamaklı olduğunu belirtmişim. K yerine 1 versem olmaz. 2 versem 96 olmaz ama K yerine 3 verdiğim anda ABC artı 2 eşittir. 8, 16, 24, 2, 3, 4, 12, 14, 144 eşit olur. 2'yi diğer tarafa attım. Bakın en küçüğünü istediği için sadece 3 verebildim. Yoksa 4, 5, 6, 7 olur. En küçüğü 3 olur. 2'yi diğer tarafa attığımızda ABC eşittir. 142 oldu. Benden rakamları toplamını istiyor. 4, 2, 6, 1 daha 7 yapar. Üçüncü sorumuzun cevabı bursa olarak bulunur. Dördüncü soru diyor ki Mecnun, Mecnun da olabilir fark etmez. Mecnun bilgisayarının işletim sistemini çarşamba günü saat 20.00'da .00 güncelliyor. güncelliyor. Gün Güncelleniyor değil. Güncelliyor. Güncelliyor. tam. Şurası fazla oldu. Düzeltiriz pdf'de. Gün güncelliyor. Bilgisayarda görünen bir uyarı yazısında bir dahaki güncellemenin 53 saat sonra olacağı belirtiliyor. Buna göre bir dahaki güncelleme hangi gün ve hangi saatte yapılmaktadır? Kaç saat sonra? 53 saat sonra. E bir günde kaç saat var? 24 saat. Ben bu 53 saati günlük 24 saate bölsem 2 kere 24 48 fazlalık 5. Demek ki 2 gün 5 saat geçecek. Günlerden bugün neydi? Çarşamba. 2 gün geçerse bakayım. İşledim üstünde çarşamba günü saat 20.00'da güncelliyor. Bilgisayarda görünen bir uyarı bir dahaki güncellemenin 53 saat sonra olacağı belirtiliyor. Buna göre bir dahaki güncelleme hangi gün ve saatte yapılacaktır. Bugün günlerden çarşamba, perşembe, cuma 21, 22, 23, 24, 25, 1. Tamam şimdi oldu. Nerede hata? Yani ne, neyi yanlış yaptığımı buldum. Erşikleri yanlış yazdım sandım da yanmamışım. 2 gün sonra bugün perşembe ise 2 gün sonrası cuma perşembe. Bugün çarşamba ise perşembe cuma 20.00 olur. Bakın üstüne de 5 gün say 5 saat saydığımda 20'nin üstüne 5 saat saydığımda 25 oluyor. E 24'ü geçine göre bir sonraki gün cumartesi oluyor. Fazlalık bir saat geliyor. O da 0100 olmuş oluyor. O yüzden tekledim arkadaşlar. Bir sonraki güne geçip geçmeyeceğini bir anda düşünemedim. Dördüncü sorumuzun cevabı da Adana olarak bulunur. Beşinci soru güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde izleyin. 346 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yeni sayılar yazılacaktır. Yanlış tonladım. İlk adımda birler ve onlar basamağının yerleri değiştiriliyor. Şimdi başlangıçta sayımız 346. Birinci adımda birler ve onların yeri değişiyor. Bakın birler basamağı ve onlar basamağı. Ne oldu sayı? 364. Sonra İkinci adımda ise elde edilen yeni sayının yüzler ve onlar basamağı. İkinci adıma geldim. Yüzler ve onlar basamağı. Yüzlerle onlar basamağını yerleştirdim. 634 oldu sayı. Peki. Bu adımlar periyodik olarak devam ettiriliyor. Buna göre periyodik dediği birinci ve ikinci adım tekrar ediyor kendini. Buna göre başlangıçta verilen 346 sayısının son sayısından yani bunu saymıyorum. Sonra yazılan 68. sayı nedir? Üçüncü adımı birinci adım gibi uyguluyorum. Yani nedir? Birler ve onların yerini değiştiriyorum. Birler ve onların yeri değiştiğinde 364. Devam ediyorum. Dördüncü adımımda yüzler ve onların yeri değişiyor. Bir dakika. Üçüncü adımı yanlış yaptık. Üçüncü adımda birler ve onlar. Dört ve üçün yeri değişti. 643. Dördüncü adımımızda yüzler ve onların yeri değişecek. Yüzler ve onların yeri değişti. 463. Beşinci adımımızda, evet artık kopuyor. Beşinci adımımızda yine birler ve onların yeri değişiyor. Birler ve onların yeri değiştiğinde 400 birler ve onların birler, birler ve onların birler ve onların 436 oluyor. Altıncı adıma geldiğimizde yine yüzler ve onların yeri değiştiğinde 346 oluyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bize verdiği sayı, bakın 6 adımda başa döndü. Tekrar ediyorum. Bize verdiği sayı 6 adımda başa dönüyor. Yani 7. adımda burası 8, 9, 10, 11, 12. 6'nın katı olduğunda başa dönüyor. Peki benim elimde benden 68. sayıyı Bakın. 68 sayısını 6'ya böldüm. 1, 6, 6, 0, 8. 1, 6, 6, 2. Fazlalık 2. Demek ki 11, 6, 66. Benim dık, 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 dık. 66. adımımda yine 346 gelir. 67. adımım buraya denk gelir. 68. adımım buraya denk gelir. Yani benim oluşturacağım sayı 634 olur. Bu da 5. soruyu Diyarbakır olarak bulur. 6. soru diyor ki x ve y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın x ve y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Ekok x'ye x ve y'nin ekoku x çarpı y'ymiş. Şimdi x ve y'nin ekoku x çarpı y. Hemen bilgiye geliyorum. Ne biliyorum ben? Normal şartlarda ebob çarpı ekok bu iki sayının çarpımına eşit. Ekoku bu iki sayının çarpımına eşitse demek ki bunların ebobu 1'dir. Ebobun 1 olması demek bu x ve y aralarında asal demektir. Temel bilgileri aldım. Aşağıya geldim. Hem x hem de y asal sayıdır. Şimdi i, 2, 3'i. İfadelerinden hangileri? her zaman doğrudur diyor. Bakın hem x hem de y asal sayıdır. Normalde şunu düşünebilirsiniz. Hocam x yerine 2, y yerine asal. Farklı bir asal verdiğimizde bunlar aralarında asal oluyor. Fakat aralarında asal olması için illa sayıların asal olmasına gerek yok. Bakın 1 ve 8 sayıları da aralarında asaldır. Demek ki hem x hem y her zaman aralarında her zaman asal değil. x ve y aralarında asaldır bu her zaman doğru. x artı y toplumu bir tek sayıdır diyor. E 8 artı 1 9 tamam tek sayı. Fakat burası 2'ye 5 mi diyeyim? Bir dakika. Gelelim. Şimdi biz x ve y'ye aralarında asal dedik. Aralarında asal olacak şekilde ben değer vermeye çalışıyorum. Mesela buraya 3, buraya 5 verebilirim. Bunlar aralarında asal. Toplamları ne? 8 çift sayı. E tek sayı demiş. Tek sayı olduğu durum var mesela. 1 artı 8 9 olabilir. Çift sayı da olabilir. O zaman her zaman diyemiyorum. Bu şıkkı edelim. Demek yalnız iyi değil sadece iki eşit doğruydu yalnız 2'yiden 6 sorumuzun cevabı da Bursa olarak bulunuyor 7 soru bana diyor ki 0 küçüktür a küçüktür 90 olmak üzere yani a sayısı sıfırla 90 arasında bir sayı EBOB 30 a 5'e eşit olduğuna göre kaç farklı a sayısı vardır şimdi x de 5'in katı zaten 30'un 5'in katı olduğunu görüyorum nedir 5 çarpı Hatta ve hatta 3 çarpı 2 diye yazayım 5 çarpı 6 yazabilirdim fark etmez benim a sayımda 5'in katı olan bir sayı. Fakat EBOB'un değişmemesi için buradaki 3 ve 2 ile K'nın aralarında asal olması lazım. Yani K sayısının içinde ne 2 çarpan olacak ne de 3 çarpan olacak. Ben burada değerler vereceğim. Bir de benim gözeteceğim A sayısı 0 ile 90 arasında olacak. Mesela 2 ile başlıyorum. Ben K yerine 1 versem 5 ile 30 aralarında asaldır. Aralarında asaldır özür diliyorum. EBOB'ları 5'tir. Demek ki benim A'mın alacağı ilk değer 5'tir. Yani ben ne kadar K verebiliyorsam o kadar A oluşuyor. Sırayla gidiyorum. 2 veremem. 3 veremem. 4 veremem. 2'ler ortak. 5 verebilirim. Bakın K yerine 5 verebilirim. 6 veremem. Aynı sayı olur. 7 verebilirim. 8 veremem. 2 var. 9 veremem. 3 çarpanı var. 10 veremem. 2 var. 11 asalını verebilirim. 12 veremem. 2 ve 3 var. 13 asalını verebilirim. 14 veremem. 2 var. 15 veremem. 3 var. 16 veremem. 2 var. 17 veririm. 18 veremem. 2 var. 19 veririm. Durayım. Şimdi en büyük 19 olsaydı 19 çarpı 5'ten sayı kaç oluyor ona bakayım. 9 kere 5 45'ten 4. 5 1 5 4 daha 9 95 oluyor. 90'dan küçük olacak. 19 vermeme gerek yok. Demek ki benim oluşacak A sayıları adedim 1 2 3 4 5 6 olmuş oluyor. Bu da 7. soruyu burs olarak buldurur. 8. soru diyor ki klasik bir soru yapalım. Bunu sadece şıklandıralım. 180 sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı 18'dir. Asal bölen sayısı 3'tür. Tam sayı bölen sayısı 36'dır. Pozitif çift tam sayı bölen sayısı 8'dir. Hepsini tek tek bulalım. Bunun için önce benim 180 sayısını asal çarpanlarına ayırmam lazım. Sırayla bölüyorum. Böldüm 2'ye 90. Böldüm 2'ye 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. Yani 180 demek 2 üzeri 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 demek. Tek tek bulalım. Pozitif tam bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı. Üstleri bir arttır çarp. 2'nin bir arttırdım 3. 2'yi bir arttırdım 3. 1'i bir arttırdım 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2'den 18 tane. İlk durumum doğru. Bu arada soru bana kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Asal bölen sayısı 2, 3, 5. 3 tanedir. Doğru. Tam sayı bölen sayısı 36. 18 pozitifse 18 negatif var. Toplamda 36 adet. Doğru. Pozitif çift, tam, pozitif çift tam sayı bölen sayısı 8'dir. Şimdi bunun için bunu yapmanın yolu şudur arkadaşlar. Bir sayının çift olabilmesi için içinde 2 çarpanının bulunmaması lazım. E benim çarpanlarım 252 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ti. Demek ki ben sadece tek sayılarla oluşacağım, oluşturacağım. O zaman 352 çarpı 5'ten kaç tane pozitif tam bölen sayısı oluşturabilirim buna bakacağım. 2'nin üstünü 1 arttırdım. 3. 5'in üstünü 1 arttırdım. 2. 3 çarpı 2'den toplam 6 tane 6 tane tek tam sayı oluşturabiliyorum. Bakın 6 tane tek. E toplamda 18 tane vardı. 6'sı tekse 18 eksi 6'dan 12 tane çifttir. Ben burada ne yaptım? Önce tekleri buldum. Sonra çifti buldum. Direkt çiftleri de bulabiliyorsunuz. Hmm, nasıl hocam? Asal çarpanın ayrımı sayı buysa benim sayımın çift olması için bir tane iki çarpanı yeterli. O zaman 2 Parantez açtım. 1, 2'yi kenara çektim. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diye ayırdım. Bu 2'yi pozitif tam bölen sayısını almayacağım. Çünkü ben buradan 1'i bile alsam sayı çift oluyor. Geriye kalan bu ifadenin pozitif bölen sayısı. Üssü 1 arttırdım 2. Üssü 1 arttırdım 3. Üssü 1 arttırdım 2. 2 çarpı 3. 6 çarpı 2'den toplam 12 tane çift vardır. Benden 8 tane olduğunu söylemiş. Bu ifade yanlış olur. Yani 3 tanesi doğrudur. 8. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır. 9. soru diyor ki pozitif x tam sayısı için hem kendisini hem de rakamları toplamını kalansız bölen bir asal sayı varsa x sayısına çifte asal bölenli sayı denir. Aşağıdakilerden hangisi çifte asal bölenli sayı değildir diyor bana. Şimdi cevap Adana. Ona gelmeden önce ben E şıkkından başlıyorum. 8 13 sayısını aldım. Rakamlarını topluyorum. 8 artı 1 9. 9 artı 3 12. Peki bu 12 sayısını bölen asallar nedir arkadaşlar? 3 ve 2'dir virgül atayım. Eğer bu sayı 3 veya 2'ye herhangi birine ikisine de olmasına gerek yok. Bir asal sayı varsa yeter diyor. 2 asalını aldığımda pardon 2'ye bölünmez bu sayı. 3 asalını aldığımda 8 1 daha 9 9 3 12. Rakamları toplamı için katı. Demek ki bu sayı 3'e bölünür. Yani benim aldığım asal sayı hem bu sayıyı hem de rakamları toplamını böldüğü için bu arkadaş çiftli asal bölenlidir. Gitti. 704 sayısı rakamları toplama. 7 artı 4 11. 11 asalını bölen tek sayı 11'dir. Tek asal 11'dir. Eğer 704 de 11'e bölünüyorsa bu iş burada bitiyor. 6 defa var 6 kere 11. 66. 0, 4, 4, 4, defa var. Gördüğünüz gibi sayıyı da bölüyor. Bu da çift asaldır. 356 sayısı. 6, 5, 11, 3 daha 14. 14 sayısı 2'ye ve 7'ye bölünür. Sadece 2'ye alsam yeter. 2'ye bölünüyor. Bakın çift sayı bu da 2'ye bölünüyor. 2 asalına. Bu arkadaş çift asaldır. 145 sayısı 5, 4, 9, 1 daha 10. 10 sayısı 5 ve 2 asallarına bölünebilir. Bu sayı 2'ye bölünemediğine göre 5'e bölünüyor. Bakın ikisi de bölünüyor. Demek ki bu arkadaş çift asaldır. 121 dilim sayı 11'in katı. Şimdi rakamları topluyorum. 2 artı 1, 3, 1 daha. 4 sayısı sadece 2 asalına bölür. Ama 120 sayısı 2 asalına bölünmediğine göre bir tane asal sayı bulamadığıma göre demek ki bu çift asal veren değildir. 9. sorumuzun cevabı Adana olarak bulunur. 10. soru diyor ki A birden farklı pozitif bir doğal sayı olmak üzere A sayısı birden farklı. S A şöyle yazılıyormuş. A sayısının asal çarpanlarının sayısı şeklinde tanımlanıyor buna göre. 20 küçük eşittir. X, küçük eşittir. 30. S, X, çarpı. Bakın bu S çarpı X eşittir. 2 koşullarını sağlayan kaç farklı X, Y 2 basamaklı sayısı vardır. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Bakın. A sayısını asal çarpanlarına sayısı şeklinde tanımlanıyor. Yani buradaki X, sayısı diyelim ki örnek veriyorum. Ben bu X, 20 alsam. Bu 20'nin bakın bu 20'nin Asalları şöyle yazılır. 4 çarpı 5 yani 2 üzeri 2 çarpı 5'tir. Var mı sıkıntı? Yok. Diyor ki asal çarpanların sayısı kaç tane? 2 tane. Demek ki bu S x y 2 çarpı bu Sx dediğim bu 2 rakamıdır. Bakın bu 2 rakamıdır. Demek ki bu 2 rakamının asal çarpanı bir tane. Buraya 1 yazarım. Sonucu 2 yapar. Yani benim x, y sayım gördüğünüz gibi 20 olabiliyor. Mantıken düşündüğümüzde. Bunun olabilmesi için bakın bunun olabilmesi için ya buradaki x y sayısı asal olacak sonuç 1 çıkacak. Buradaki sx 2 çıkacak ki sonuç 1 çarpı 2 olabilsin. Peki ihtimallerin hepsini değerlendirelim. x y'nin 2 olabilmesi için bakalım hangi ihtimaller var. x ben 20 yani 2'nin karesi çarpı 5 e aldığımda oldu. Tamam güzel. 20 harika. Şöyle deneyerek gideceğiz. Yani ben gidip 21'i denemeye gerek yok. 3 çarpı 7'dir. O zaman ben hem 2'nin kuvveti hem de bir tane tek kuvvet olarak şekilde yazıyorum sayıları. Mesela bu sayıyı aldım. Mesela 3'ün karesi çarpı 2'yi alayım bu sefer. Nedir? 9 çarpı 2'den 18 olmadı. 20'den büyük olacak. Bunu geçtim. 2'nin karesini kullandık. 3'ün karesinden olmuyor. 5'in karesine baktım. 5'in karesi çarpı 2'yi alsam. 25 çarpı 2 sayı 50. Bakın 50 olduğunda 50 olduğunda asallar 5 ve 2 kuvvetin 2 olmasına gerek var mı? Yok. Hmm. Şöyle yapacağız. İlla kuvvetin 2 olmasına gerek yok. 20 dediğim sayı tamam. 2'nin kuvveti çarpı 5 yaptık ama şöyle olmak zorunda o zaman. Benim benim x y sayım bakın x y sayım a çarpı b şeklinde yazılmak zorunda. Üssü her şey olabilir. 2 asal olacak. Buradan şu x y'nin sonucu 2 gelecek. Buradaki x sayısı 1 gelecek. Yani aslında beni ilgilendiren şey buradaki x sayısı olacak. Peki buradaki x sayısının 1 olması için ne olması lazım? Asal bir sayı olması lazım. Yani buradaki x sayısı 2 olabilir. Buradaki x sayısı 3 olabilir. 4 olmaz. 5 olabilir. 7 olabilir. Durdum. 20 ile 30 arasında dönmüş. Çok üzülüyorum. 2 olabilir. 3 olabilir. Tek tek de bakabilirim aslında ya. Tamam arkadaşlar tek tek bakayım. Tek tek bakalım. Sıkıntı yok. Zaten az bir aralık vermişim. Yani bu şekilde uzatmaya gerek yok. İlk sayısı 2 ve 3 olabilir. Bunu gördük zaten. Demek ki ben 20 alsam 252 çarpı 5. 21 alsam 3 çarpı 7. E aynı şekilde bakın. 2 tane 3 çarpı 7 asalı geliyor. X'ten de 21'den de bir 2 geliyor. Bu da olur. 22'yi aldığımda 11 çarpı 2. Yukarıdaki gibi yine 2 asal sayının çarpımı yani 2 asal geliyor mu? Geliyor. Geldi zaten burası 2 sıkıntı yok. 23 olmaz tek başına bir asal sayı. 24'e bakıyorum. 24 dediğim sayı 6 çarpı 8 çarpı 3. 2 üzeri 3 çarpı 3. Bu da olur. Bakın iki asal var. 25 dediğim sayı 5'in karesidir. Bu olmaz. Neden? Çünkü bir asal var burası 1 gelir. E x de 2 geleceği için buradan da 1 gelir. 1 bir çarpı 1'den 1 bir olur. Yani 25 olmaz. 26'ya bakıyorum. 13 çarpı 2 olur. 2 asal var. 27'ye bakıyorum. 3'ün kübü. Bu da olmaz arkadaşlar çünkü bir asal buradan gelir. 2'den de bir tane buraya gelir. 1 bir çarpı 1'den 1 bir olur. Gitti. 28'e bakıyorum. 7 çarpı 2 çarpı 2. Yani 7 çarpı 252. Bu da olur. 29'a bakıyorum. Tek başına asal olmaz. 30 sayısı 6 çarpı 5. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. Bunun olmayacağı da şöyle oluyor arkadaşlar. 3 tane asal var. Buraya x'ye s 3 yazacağım. 3 çarpı Birden de sonuç 3 çıkacak. Olmayacak. Yani benim alacağım değerler 28, 26, 24, 22, 21 ve de 20'dir. Yani sayısı 1, 2, 3, 4, 5 toplam 6 tane. 10. sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunur. Şu çözüme girmeye gerek yok arkadaşlar. Bu çözüme girdiğimizde çok fazla aralık olduğuna girilir ama o da çok fazla uzar gerek yoktur. 11. soru diyor ki bu güzel bir soru. Hüseyin öğretmenin yaşı sorulduğunda Diyor ki benim yaşımın 8 tane pozitif tam sayı böleni vardır. Bu bölenler küçükten büyüğe doğru yukarıdaki gibidir. Cevabını vermiştir. Buna göre C artı E artı F toplamı kaçtır diyor. C artı E artı F toplamı kaçtır. Şimdi benim 8 tane pozitif tam sayı bölenim varsa. Peki pozitif tam sayı böleni nasıl bulunuyordu? Üstü bir arttırma mantığıyla bulunuyordu. Şimdi burada 6 varsa demek ki benim 3 ve 2 çarpanlarım zaten olacak. Kafadan yerleştiriyorum o zaman. 1 çarpanı buradaysa bakın 2 çarpanı burada olmak zorunda 3 çarpanı burada olmak zorunda çünkü 2 ve 3 kesinlikle var. Şimdi hocam geri kaldı bu D için 4 ve 5 ben bu D yerine 4 yazsam bir tane daha 2 geliyor e burası maksimum 12 olur başka da bir şey gelmez ama benim bir asana daha ihtiyacım var demek ki, ki bu işi uzatabileyim o asalımda 5 olmak zorunda kalır. O zaman e sayısı, bakın küçükten büyüğe doğru gidiyor ya, 2 çarpı 5'ten e sayısı 10 olur. F sayısı 3 çarpı 5'ten 15 olur. G sayısı da bu 3 asalın çarpımı 15 çarpı 2'den de 30 olarak bulunur. Zaten 30 dediğim sayı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Pozitif bölen sayısı üstleri 1 arttırıyorum bakın. 1, 1, 1 arttırdığımda sonucum 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olarak bulunur. Yani bu şekilde yerleştirmiş olduk. Benden ne istiyor? C, E, F. C, e ve de F'nin toplamını istiyor. 15 10 daha 25. Bir de buradan 3 var. 28. Değil mi? C. Evet. 28. 11. sorumuzun cevabı tekrar bakıyorum. C, E, F. 15 10 daha 25. 3 daha 28. 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunuyor. 12. Bu testin ve de Ebu kokun son sorusu bana diyor ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. EBOB AB8 kafadan. Demek ki hocam A sayısı 8'in katı olan bir sayı. B sayısı da 8'in başka bir katı olan sayı. Fakat K ve T aralarında asal. İkisinin toplamı 112 imiş. 8K artı 8T eşittir 112. 8 parantezinde K artı T eşittir 112. 112'yi ben 8'e bölsem 1, 8, 8, 32, 4. Buradan da K artı T eşittir 14'tür. Bu cepte. Şimdi K artı T 14. Tamam hocam. Ben k ve t'ye aralarında asal olacak şekilde değer vereceğim. Fakat a sayısı b'den büyük yani k sayısı t'den büyük olacak. En kötü, bakın en kötü 7 artı 7 olsa zaten bunlar olmaz çünkü sayılar farklı olacak. ya. 7 artı 7'den başlıyorum. K'yı 1 arttırdım 8 6. Bakın 7 7 olmaz. 8 6 olmaz aralarında asal değil. Aralarında asal olacak. Bir tane daha arttırdım 9'a 5 aralarında asal olur. Bir tane daha arttırdım 10'a 4 aralarında asal değil olmaz. 11'e 3 aralarında asal olur. 12'ye 11'e 3, 12'ye 2 aralarında asal değil olmaz. 13'e 1 aralarında asal olur. Yani sen K yerine 9, 11 ve 13 sayılarını verebiliyorsun. Toplamda gördüğünüz gibi 3 tane oluşuyor. 3 tane A varsa buna karşılık 3 tane B vardır. Sıralı ikili şeklinde soruyor. Bana bakın anlayacağı değerleri sıralı ikili şeklinde sormayabilseydi o zaman 2 katını alırdım veya hepsini yazmak zorunda kalırdım. Sıradaki ikili şekilde olduğu için sadece bu sırayı alıyorum. Tabi burada A'nın B'den büyük olma şartı var. Toplamda 3 değerim vardır. 12. sorumuzun cevabı da C'han olarak bulunur. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.